yine bir çılgınlık yaptık ve günlük güneş havayı. Araç da geldi. Kara gidiyoruz. 30 derece sıcağından çıkıp eksi 30 dereceye gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar ne olur mu çantalar daha kısa geçirebilir. Fazla eşyaları da bırakacağız. Fazla eşyaları bırakacağız. Yukarı ne kadar az yükürdürürsek o kadar iyi olacak. Kahvaltıyı yapan, benim çantam hazır diğer çantasını hemen traktöre indirsin. Bir traktör ve bir tane jip bizi yukarı çıkaracak kamplarından. Ne kadar erken hareket edersek o kadar iyi bizim için. Traktörden sonra tahminen 4 saatlik bir yol bulur arkadaşlar. Tamam. Hadi çift çanta almamaya çalışın. Hepsini tek çantaya sığdırmaya çalışın. Fazla yüklerinizi muhakkak bırakın. Kamplarınızda suyunuz mevcut. Çok fazla yük yapmayın kendinize. Yaklaşık 12 saatlik bir araç yolculuğundan sonra Çukurbağ köyüne geldik. Burası bizim şimdi ikmal noktamız. Burada güzel bir sabah kahvaltısı yapacağız. Sabah kahvaltısından sonra traktörlere bineceğiz. Traktörlerle biz bir noktaya kadar ulaşımı sağlayacağız. Arpalık yaylasına çıkacağız. Arpalık yaylasından sonra da yaklaşık 4 saatlik bir yürüme mesafesiyle kamp alanımıza ulaşmayı planlıyoruz. Hava şu an parçalı bulutlu. Yağmur bekleniyor ama inşallah bu yağmurlar, bu bulutlar yağmur bırakmayacak. Bırakmadan kampımızı kurmayı planlıyoruz. Bugünkü bir hedefimiz 2600 metre kamp alanı. Oraya ulaşıp hemen çadırlarımızı kurup kısa bir eğitimimiz olacak. Tekrarımız olacak daha doğrusu. Eğitim değil. İpin işecek tekrarımız olacak. Şimdilik olaylar böyle. Hep beraber kahvaltıya geçelim. Buraya 15-20 senedir, belki daha fazla, 20-25 senedir biz lojistik destek. Yani traktör, katır, her türlü dağcılara ulaşımda yardımcı oluyoruz. Bizim burada 35'in üzerinde zirve var. 30'un üzerinde zirve var. Şimdi ekseret, büyük demir kazık, küçük demir kazık. İşte Yedigöller yürüyüş için trans yapıyorlar şelale tarafına. Kaldı, Alaca. Bu tarafa, her tarafa, yazın her tarafa gidiyorlar hocam. Ekseriyet, büyük demir gazı, küçük demir gazı, Kızılkaya. Haziran'ın 20'sinde başlıyor. Ekim ayına da yoğun. Kışın da gelenler oluyor ama kışın zirve için pek gelen olmuyor. Gelen misafirlerimize, gelen dağcı arkadaşlarımıza sabah kahvaltısı, akşam yemeği, hizmetimizi yapmakta gurur duyuyoruz. Başka gelen böyle sizin gibi arkadaşlara hizmet ediyoruz. Çayıydı, kahvesiydi. Her elimizden gelen her ikramda da bulunuyoruz. Hizmette bulunuyoruz. Yapıyoruz bir şeyler işte. Köy yerindeyiz. Biz de sizden sebepleniyoruz. Biz kendimiz yetiştiriyoruz. Burada sadece aldığımız biz parayla siyah zeytin alıyoruz. Yoksa hepsi kendimizden. Traktöre kamp malzemeleri yükledik. Şu anda kampa çıkıyoruz. Merhaba, ben Ahmet Kara. Şu an Çukurbağ köyündeyiz. Niğde demir kazığa bağlı bir bölgedeyiz. Şimdi yüksek kampa geçeceğiz. Demir kazık tırmanışı için şu an Arpalık bölgesine traktörle ulaşım sağlayacağız. Orada yürüyüşe başlayacağız. Şu an Arpalık mevkine gidiyoruz. Bunlar arkada dokunmuyormuş. Karşılıklı ikramlar. Orada gidiyorum ben. Tamam, yer açıldım diye. Ahmet abi de sağ olsun arkadaşlar lokum getirmiş. Ama bizi unutmuş. Sağ olsun, telafi et onu ya. Abi yok ha. Rahatla. Hadi bu. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakikadır yoldayız. Kamp, traktörü bırakacağını okuyayım. 15-20 dakikamız kaldı. Burası Arpalık bölgesi olarak geçiyor, Arpalık yaylı olarak geçiyor. Traktörün en son ulaşacağı nokta burası olacak az ileride. Ve oradan sonra bizi kamp yükleriyle yürüyüş bekliyor. Dediğimiz gibi yaklaşık buradan bir 4 saatlik bir yürüyüş ile kamp alanına ulaşmayı hedefliyoruz. Hava kapandı,
yağış bırakmayacak. İnşallah yağış bırakmayacak. Artık bundan sonrası daha da göreceğiz. Manzara güzelleştikçe hava soğudu. Mayıs güneşini giderek kaybettik ya bir yükseldikçe. Sis dağıldıktan sonra asıl manzaranın güzelliğini göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik yürüyüşümüz, asıl faaliyet şimdi başlıyor. Umarım daha da soğuk ve yağmurla sınanmayız. Arabalar, yaklaşık 2300'e geldik. Traktör bizi yaklaşık 45 dakikalık bir saatlik bir yolumuzu kat etti. Arpalık Vadisi'ndeyiz. Şu anki hedefimiz bir 3 saatlik yürüyüşümüz olacak. Kampı biraz daha ileri atmak istiyoruz ki 3000 metrelere yaklaşalım ki zirve faaliyetini rahat bir şekilde gün içerisinde tamamlayabilelim. 2300 metre civarlarındayız ve 4 saat yürüdükten sonra ana kamp alanına ulaşacağız. Şu an çok iyi, her şey çok güzel. 4 saat sonra bakalım neredeyiz. Açıkçası şu an enerjim çok yüksek. Henüz yorgunluk başlamadı ama yağmur yağarsa bu benim enerjim birazcık düşürecek. Birazcık heyecanlıyım, mutluyum. Azıcık yorgunluk var, yol yorgunluğu. Şimdi bugün kampımızı taşıyacağız, yorulacağız, dinleneceğiz inşallah. Bundan sonra da gece demir kazık için yola çıkacağız. Şu an Arpalık'tan yola çıktık. Aşağı kısmımızda, solumuzda Cimbar Vadisi'nin sonu var. Burası dağ öne kadar gidiyor. 3 kilometrelik bir yol. Karşı açılıyor hafiften. Burayı yan keseceğiz yukarıdan. Yatık gidiyor. Hafif tatlı bir yokuşla kapı kısmına çıkacağız. Evet arkadaşlar, ıslanacak malzemeniz dışarıda kalmasın. Özellikle kas suyu olmasın. Yağmurluklarınızı, yağmur yağacakmış gibi hazırlanalım. Dijital telefon falan göğüste falan kalırsa o da alabiliyor, su alabiliyor. Ona nedenle biraz daha dikkat edelim. Ufak bir üst değiştirme molası verdik. Yarım saat oldu yola çıkıldı. Yarım saattir yürüyoruz. Arkadaşlarımız terledi. Üstleri falan değiştiriyorlar şu anda. Birazdan tekrar devam edeceğiz. Ekibin durumu nasıl genel olarak? Ekip çok iyi. Seni göremiyoruz. Moralleri çok güzel. Enerjileri çok güzel. Hava yağacak gibi görünüyor ama sanırım yağmayacak. Bu bir sis geçişi. Umutlar geçiyor. Büyük ihtimal yağış bırakmayacak gibi görünüyor. Vadisi'nden işte kapıyı geçiyoruz, kamp alanına yaklaşıyoruz. Dar bir pasaj ama kısa, problem değil, kontrollü bir geçiş yapıyoruz. Sislerin arasından iki kişi daha geliyor ve grubumuz sonunda kapıyı başarılı bir şekilde açtı. Hareket edeli yaklaşık 1 saat 15 dakika falan oldu. Bir 15 dakika mola verdik. Burada kapı var. Kapı olarak tabir ettiğimiz geçiş var. Onu açtık. Biraz daha zorlu bir yerdi. Bundan sonrası daha hafif yükselerek devam edeceğiz. Herkes iyi. Yukarıda biraz doluya tutulduk. O birazcık bize ısıtır gibi oldu ama şu an gayet hava iyi. İnşallah bir 2 saat içerisinde en geç kampımızı kurmuş olacağız. İleride çanağın sonunda Çağlan Gölü var. Oraya kadar giden bir alan bulunuyor. Oraya kampımızı kurup zirveleri deneyeceğiz inşallah. Sağ olun.
Şu an kampı kuruyoruz. Kamp yeri karlı olduğu için arkadaşlar birazcık orada yer açıyor. Onun dışında hava yine zaten yarın açacak. Şu an gayet iyi. Amacımız hemen kampları kurmak. Bir an önce eşyalarımızı çadırın içine atmak, ıslanmamak adına. Her şey yolunda. Kamp yerimizde su temin edebileceğimiz kar suyu var. Bu kar suyu. İçilebiliyor ama kar suyu tabii ki. Çayla veya bir şeylerle karıştırarak içmek daha sağlıklı oluyor. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum Deniz'ciğim. Bu kadar ıslak bir havadan sonra güzel bir çorbaya ihtiyacımız vardı. İlk yaptığımız ziyan oldu ama ikincisi bence çok güzel oldu. Şu anda benim meşhur dağ spesiyelim. Ton balıklı bulgur pilavı yaptım. Ah, bakalım beğeneceksin beni. Herkese günaydın. Gece normal şartlarda 3'te çıkmayı planlıyorduk. Fakat gece boyu yağış durmadı. Sabah 6'ya kadar hala yağış vardı. Sis çok kötüydü. Bu havada kayada olmak çok riskli olacağını düşündük ve tırmanışı iptal ettik. Büyük demir kazık ve küçük demir kazık tırmanışlarını iptal ettik. Birazdan Davlumbaz zirveyle Yıldız Batı'ya çıkacağız. Ekip hem bu arada dinlenmiş oldu, uykusunu aldı. Havada açlı gördüğünüz gibi bulut kalmadı. Son 3 gün hava çok güzel olacak, bunu biliyorduk. Ama geç döndü havanın iyi olması. Şu an herkes iyi. Yarım saat, bir saat sonra tekrardan Davlumbaz zirve için yola çıkacağız. Herkese başarılar. Rotamızı şu an Davlumbaz'a çevirdik. Yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika sonra da hareket edeceğiz. Ben ıslak olan her şeyimi şu an kurutmaya çalışıyorum. Bolca güneş kremi sürüyoruz. Çünkü yani dünkü havadan sonra şu anki havayı nasıl tarif edeyim? Yakıcı bir sıcak var. Hem soğuk hem güneş öyle bir yakıyor ki güneş kremsiz çıkanlar muhtemelen simsiyah olarak geri döneceklerdir. Hedef ortalama minimum 7 veya 8 saatlik bir yürüyüş ama karın durumuna göre uzayabilir. Tempomuza göre de. Beraber gideceğiz. Yanmamaya çok dikkat edin. Açık nereniz varsa kapatın. Kar yansıdığında hele gözlerde güneş yoksa güneş körü bile yapabilir. Çok yanarsınız. Gözlüksüz hiç hareket etmeyelim. Ben şöyle kış gibi görünüyor yüzümüz. Bu kış modu değil. Yanmama modu. Onun için mutlaka her tarafımızı kapatalım. Bir buçuk metre kar var ileride, çanakta. Şimdi ilerledikçe demir kazık manzaralı hep çıkacağız. Demir kazığı sürekli göreceğiz, arkamıza alacağız. Gerçekten harika hissediyoruz. Güneş bütün ıslaklarımızı kurutmamıza izin verdi. Hafif bir rüzgar var ama teknik montumuzu giydik. Şu anda 2800 kampındayız. Burada sürekli 5 ay kalan çadırlar varmış. Şimdi oradayız.
Daha sonra şu ufak vadiden geçip Davulmaz'a doğru tırmanacağız. Keyfimiz yerinde, güneş yerinde, her şey yolunda. Teşekkürler. Evet, Davulmaz Tepe Zirve için yola çıktık. Bir saattir yoldayız. Şu anda sırtına vardık, Davulmaz sırtına. Karşı tarafta büyük demir kazık manzaramız var. Yarınki hedef inşallah büyük demir kazık. Güzel gidiyoruz. Şu an ekibin morali güneş açınca çok iyi oldu. Dün çok ıslandık. Çok kötü bir atmosfer vardı. Gece de kar yağmuru vardı. Şu an çok iyiyiz. İnşallah zirveyi yapacağız. Güzel gidiyoruz. Devam. Davulmaz Zirve arkada. İkinci molamızı verdik. Hava çok güzel. Güneşleniyoruz. Keyifler yerinde. Arkadaşlarım da öyle zaten. Planladığımız üzere geldik. Birinci zirveyi yapacağız. Bugün aslında bir nevi antrenman gibi, aklimatizasyon gibi. Çok fazla teknik kullanmadan sakin bir zirve olacak. Yarın esas büyük hedefimize, büyük demir kazağa ulaşmayı planlıyoruz. Kısa ve öz, bombayız. Evet, hazır mıyız? Evet, devam. Demir kazık. Davulmaz Zirve'ye doğru gidiyoruz. Rotamız soldaki sırta ilk olarak ulaşıyor hedefimiz. Şu tatlı sırttan karşıdaki Davulmaz Zirve'ye inşallah ulaşacağız. Çok bir zamanımız kalmadı. 1,5 saat gibi bir ortalama zamanımız var. Şimdi yukarıda Davulmaz bizi bekliyor. Geçtikçe şuradan şu babalara geçeceğim. 3 veya 4 metre boşluk bırakın. Mesafeli geçelim. Gelersin. Mesafeli geçiyoruz, 3-4 metre. Evet, buradan biraz dikkatli. Yaklaşık 3 saattir yoldayız. 3250 metre irtifadayız. Son bir 25 dakikalık bir yolumuz kaldı. Herkesin durumu iyi, herkes mutlu. Zirvede de eğer rüzgar şiddetini arttırmazsa daha fazla zaman geçirebileceğiz. Çok iyiyim. Evet tabii, evet. 10 dakika kaldığı için şu an motivasyonumu yitirmeye çalışıyorum. Şu an altındayız. Varmak üzere zirveye. Çok az bir kısım kaldı. Burası öldürücü etap. Yani bakıtırıcı etap. Etap alçalıyor, alça bir irtifa alıyoruz. Onun için çok yorucu. Ama ekip güzel geldi. Ben buraya tek geldiğimde bitmeyen zirve yapmışlar demiştim. O kadar ki yani yıldırıyor bu etap. Ama bayağı iyi geldik. İnşallah zirveye varacağız. Az kaldı. Zirveye zirveye. Devam edin. Evet, zirveye geçiyoruz. Evet. Herkes sopasıyla 3 kez. Açıkçası son 10-20 metrede çıkabileceğimi düşünmüyordum. Çok yorulmuştum ama. Şu an hava çok güzel. Zirveye ulaştık.
İyi ki buradayım diyorum, çok güzel. Süper, manzara harika. Burada olmak müthiş bir duygu. Ta Erciyes'e kadar görünüyor. Harika. Burayı görmek her şeye bedel yani. Bizim için, dağcılar için cennet gibi bir mekan yani. Süper. 20 Mayıs 2022. Saatlerimiz 2.30'u gösteriyor. Davlumbaz zirvedeyiz. 17 kişilik ekip ile tüm sporcular zirveye dokundu. Geçen aylarda karşımızda görüyorsunuz, Erciyes zirvesindeydik. Erciyes Dağı'nın zirvesindeydik. Bugün buradayız. Yarın hedefimiz büyük demir kazık bizi bekliyor. Zamanımız kalırsa bir sonraki günde küçük demir kazık yapacağız. Ekip çok güzel. Havamız çok güzel. Tırmanmaya devam edeceğiz. Evet, Davulmaz'ın zirvesindeyiz. Öncelikle Emre Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii buradan aynı zamanda hem Erciyes'i görebiliyoruz hem... Arkadaşlar, kasları çıkarmayalım! Kasları çıkarmayalım! Medet İstepe'nin olduğu Bolka Dağları. Biraz zorlu oldu ama gerçekten görmeye değer. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ahmet Hoca'nın önderliğinde Davulmaz zirveye geldik. Ve buradan Ağdağların tüm ihtişamı gözüküyor. Ne mutlu bize. Neredeyiz? Davulmaz zirve. Yaklaşık bir 10 dakikadır Davulmaz zirvedeyiz. 3400 civarında, 3300 civarında bir rakımdayız. Gerçekten manzara çok güzel. Ve zamanı nasıl geçtiğini hiç anlamadım bile. Manzaraya, buraya mı bakayım daha çok, oraya doğru bakayım derken zaman çoktan geçmiş. Yarınki hedefimiz, gerçekten hem nefesimizi topladık, sonunda bir dinlenebildik, hem de ya buraya sonunda çıkmaya çok mutlu oldum. Çünkü çok yıpratıcı bir rota vardı. O rota sonunda bitti ve gerçekten aldığımız ve gördüğümüz manzara gerçekten çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sağ olun Türkiye'miz!